Herkese merhaba arkadaşlar, ben Barış Kahraman. Bugün 31 Mart Pazartesi. Bir kez daha geçtiğimiz haftanın teknoloji ve internet dünyasına dair haberlerle karşınızdayız. Web Tekno Haber'e hoş geldiniz. Geçtiğimiz hafta henüz yerel seçimler gerçekleşmemişken ve Twitter'ın kapatılmasının üzerinden bir hafta geçmişken bazı paylaşımlar ve aralarında Dışişleri Bakanı ve Genelkurmay Başkanlığı 2. Başkanı'nın da bulunduğu bir ses kaydı ortaya çıkmış ve YouTube kapatılmıştı. Hem ulusal hem de uluslararası basında büyük yankı bulan YouTube'un kapatılmasıyla ilgili tüm gelişmeleri ve YouTube, Twitter gibi yasaklı sitelere nasıl erişebileceğinizi www.webtekno.com'da bulabilirsiniz. Ülkemizdeki pek çok Android cihaz kullanıcısı hala işletim sistemlerinin 4.4.2'ye güncellenmesini beklerken Google, KitKat işletim sisteminin 4.4.3 versiyonu üzerinde çalışmaya başladı bile. Gelen şikayetler doğrultusunda Home tuşunun geç tepki vermesi ve ekranın geç uyanması gibi sorunları düzelteceği söylenen 4.4.3 çok büyük bir güncelleme olmasa da Android kullanıcılarını geç gelmesiyle biraz daha üzecek gibi duruyor. Ülkemizde her ne kadar yaklaşık 2 haftadır yasaklı durumda olsa da Twitter gelişmeye ve güncellenmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta yaptığımız haberde fotoğraf etiketleme ve birden fazla fotoğraf ekleme özelliğinin geldiğini duyurduğumuz Twitter, şimdi de alışılagelmiş olan retweet özelliğinin ismini değiştiriyor. Takipçilerimle paylaş adı altında gelecek olan yeni özelliğin ne kadar detaylı olacağı ya da retweetten ne kadar farklı olacağı bilinmese de Twitter kullanıcılarının bu özelliği nasıl karşılayacağı merak konusu. Apple'ın Siri uygulaması, Google'ın Nexus cihazında kullandığı sesli komut sistemi ve son olarak da Microsoft'un duyurduğu Cortana adlı sanal asistanın ardından BlackBerry de bu sanal asistan furyasına kapılmış gibi duruyor. Henüz ismi ya da özellikleri konusunda bir şey söyleyemeyeceğimiz BlackBerry'nin sanal asistanı, her ne kadar etkileyici bir girişim gibi görünse de BlackBerry'nin inatçılık ve gelenekçilik konusunda yaptıkları düşünüldüğünde ne kadar başarılı olacağı merak konusu. Özellikle oyun ve bilim kurgu meraklılarının her haberini heyecanla beklediği sanal gerçeklik cephesinde de iki önemli gelişme yaşandı geçtiğimiz hafta. Sony, PlayStation 4 platformuyla entegre olarak çalışacak olan Project Morpheus isimli gözlüğünü tanıtırken, Facebook'ta yaklaşık 2 yıldır haberlerini verdiğimiz Oculus Rift sanal gerçeklik gözlüğünü satın alarak sanal gerçeklik cephesinde kendisinin de çarpıştığını gösterdi. Yakın bir gelecekte piyasaya çıkmasını beklediğimiz ve giyilebilir teknolojilerin öncüsü diyebileceğimiz Google Glass, her ne kadar hala tasarım konusunda şüphe uyandırsa da Google bu sorunun da bir çözümünü bulmuş gibi duruyor. Bünyesinde Ray-Ban ve Oakley gibi firmaları bulunduran Luxottica ile anlaşan Google, zannedersek Glass'ın biraz daha günlük kullanıma yakın ve kişisel tercihleri ön plana çıkartan bir gözlük olması için hala çabalıyor. Programımızın son haberi ise henüz gerçekleşmemiş ancak ülkemizdeki Apple kullanıcılarını oldukça sevindirecek bir gelişme. Ülkemizin ilk Apple Store'u olacak olan Zorlu Holding Apple Store, 5 Mart Cumartesi günü kapılarını ilk kez Apple kullanıcılarına açacak. Mart ayının son haftasına dair teknoloji ve internet dünyasındaki gelişmelerle bir kez daha karşınızdaydık. Ben Barış Kahraman, bir başka Web Tekno Haber Bülteni'nde görüşmek üzere. Hoşça kalın.